12 Ocak Perşembe, Cumhuriyet, Ergin Yıldızoğlu, Kaygan Kumların Kıyısında Orta Doğu kaygan kumlar metaforunu çağrıştırıyor. Doğru, bu yeni bir durum değil. Filistin-İsrail sorunu, hidrokarbon yatakları, Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesi, Irak'ın işgali, Şii-Sünni düşmanlığının canlanması, İslamcı terörün IŞİD'le yükselmesi ve çökmesi, Arap isyanlarının bölge otokrasilerinde yarattığı sarsıntıları, AKP Türkiye'sinin stratejik derinlik fantezisiyle Suriye iç savaşını derinleştirmesi, Rusya'nın bölgeye inmesini kolaylaştırması, gittikçe ağırlaşan su sorunu, büyük genç nüfus oranı, bölgede son derece kırılgan dengelerin varlığına işaret ediyordu. Ancak son bir yılda iki gelişme kaygan kumlar benzetmesini düşündürüyor. Orta Doğu 19. yüzyılın son çeyreğinden bu yana emperyalist sistem içinde stratejik konumu hidrokarbon yatakları nedeniyle büyük güçlerin arzu nesnesiydi. 20. yüzyılın ikinci yarısından özellikle de 1980 Carter doktrininden yakın zamana kadar bölge kaynaklarının yağmalanması, rejimlerinin düzenlenmesi esas olarak ABD hegemonyası altında gerçekleşiyordu. Bu durum Amerikan hegemonyası girilerken yaşanan 2008 finansal krizi uzun durgunluk içinde Çin'in yükselerek emperyalist sistem içinde aktif bir aktöre dönüşmesiyle değişmeye başladı. Amerika'nın Irak'ta Arap isyanları sırasında Afganistan'dan çıkarken sergilediği tutumlar güvenlikleri açısından Amerika'ya dayanan bölge rejimlerinin Amerika'ya olan güvenini sarstı. Bu ortamda Çin, resmin içine büyük finansal, ekonomik ve teknolojik kapasitesiyle bölge rejimlerinin iç işlerinde, aralarındaki çekişmelerde tarafsız kalma eğilimiyle Amerika ve Batı karşıtı anti-emperyalist bir retorikle girmeye, bölgenin kırılgan dengelerini etkilemeye başladı. Çin Devlet Başkanı Xi'nin Ocak ayında gerçekleşen Orta Doğu ziyaretinin tüm ekonomik, siyasi ve kültürel boyutlarıyla Temmuz ayında gerçekleşen Biden ziyaretini gölgede bırakması bu sürecin en son örneğiydi. Çin'in bölgedeki yeni etkisi, yüksek enerji fiyatlarının gelirleriyle birleşerek Körfez monarşilerine Amerika karşısında ekonomik siyasi dengeleri etkileyen bir manevra alanı sunarken, İsrail'deki yeni faşist hükümet Orta Doğu karmaşıklığına yeni bir istikrarsızlık unsuru ekliyor. Amerika müdahaleleri bir yana, Filistin üzerinden Arap-İsrail çelişkisi bölgedeki en patlayıcı sorunu oluşturuyordu. Amerika'nın Irak işgali, Şii-Sünni çatışması ve Suriye iç savaşı İran'a yeni bir etki alanı açınca, İsrail ve Sünni körfez monarşileri arasında önce gizli, sonra da açık yöntemlerle bir yakınlaşma süreci başlamıştı. Bu süreç Filistin sorununu arka plana atarak önemli ölçüde gelişerek resmileşti. Ancak İsrail'de yeni Netanyahu hükümeti içinde devletin stratejik noktalarını ele geçiren faşist partilerin hızla Filistin halkına karşı provokasyonlar düzenlemeye başlaması, Arap ülkelerinin Filistin sorununu arka plana atarak İsrail'de yakınlaşmaya devam etmesini çok zorlaştırıyor. Filistin yönetimi çökerken Gazze'de Hamas, Lübnan'da Hizbullah tepki vermeye zorlanıyor. Bu dinamin Lübnan, Suriye ve İran eksenini içine çekerek büyük bir Filistinli nüfusu barındıran Ürdün'de gıda fiyatlarından dolayı rejime karşı yükselen tepkiyle birleşme olasılığı da var. Sonucu belirsiz bir seçim süreci içinde İsraille yakınlaşmaya, Suriye'deki yenilgisini gizleyecek bir çıkış formülü bulmaya çalışan AKP Türkiye'sinin de bu kaygan kumların kıyısından ayağa kaymadan geçmesi gerekiyor.